Bu tabloyu yapan ressam marjinal mi? Uçuk kaçık biri mi? Dünyayı yönetmeye çalışan, üst aklın planları için çalışan ve bu planlardan haberi olan birisi mi? Salvador Dali, İspanyol ressam. Yaptığı bütün resimler marjinal olarak yorumlandı. Fakat o bize gelecekte olacak olayların ipuçlarını mı veriyordu? O tarihten günümüze bağlantı kuran ve ta 1957 yılından 2020 yılına olacakları nasıl biliyordu? Evet, yanlış duymadınız. 1957 yılında 2020'de olacakları adeta resmetmiş tablosunda. Hangi tablo mu? Yanan zürafalar ve telefon tablosu tabii ki de. Normal gözle bakan biri bu resme marjinal bir ressamın tuhaf ve çarpıcı imgeleri eklediği bir resim olarak görebilir. İlk gördüğümde bana tuhaf gelen şeyler dikkatimi çekti. Fazla değil, ufak bir araştırmayla bu resimdeki şifrelerin günümüzden bağlantısı olduğunu düşündüm. Siz de bu videoyu izledikten sonra hayretler içinde kalacaksınız. Tabii anlatacaklarım benim teorim ve benim yorumum. Sizler bana katılır veya katılmazsınız, bir şey diyemem. Yorumlarda düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. İlk dikkatimi çeken şey Salvador Dali'nin doğum tarihi oldu. 11 Mayıs 1904. Dünyayı yönetmeye çalışan tek göz tarikatında 11 ve 33 sayılarının önemi çoktur. Ve her fırsatta 11 ve 33 sayısını ön plana çıkarırlar. Salvador Dali de 11 Mayıs'ta doğması ilgimi çekti doğrusu. Belki de sonradan da bu rakam konmuş olabilir. Dediğim gibi tesadüfler zinciri bitmek bilmiyor. Salvador Dali'nin çektirdiği bu resmin tarihine de bir bakalım. 29 Kasım, 2, 9 daha 11 ve Kasım ayı yılın 11. ayı. 11 rakamının her yerde karşımıza çıkarılması da tesadüf değil bence. Salvador Dali'nin hemen hemen her resminde tek göz sembolü ve piramidin en tepesi yer almaktadır. İnceleme yapacağımız bu resimde de tek göz sembolünü ilk bakışta görüyoruz. Bacakları erkek bacağına benzetilmiş, gövdesi telefon kulübesi veya fotoğraf makinesi şeklinde çizilmiş. Ama ben bunlardan ziyade gövdesini verici yani baz istasyonunun kutusuna daha çok benzettim. Tek gözden çıkan tellerin kadını içine doğru çektiğini, kadını hapsetmeye çalıştığını görmekteyiz. Tellerin ucundaki telefon ahizelerine dikkat edelim. Küçükten büyüğe doğru 5 adet telefon ahizesini görüyoruz. 1G, 2G, 3G, 4G ve 5G. 5G tamamlandığında kadını hapsedecek. Tek gözden yayılan ışık kadının yüzünü kaplamış adeta. Hipnotize mi etmiş yoksa beynini kontrol altına mı almış? Acaba hangisi? Burada benim düşüncem şu. 5G teknolojisi tamamlandığında insanın beynine tamamen hakim olacağım. Olabilir mi? Neden olmasın? Bu örgüt yüzyıllardır faaliyetlerini, projelerini, planlarını sürdürmekte. Peki Salvador Dali 5G'yi nereden mi biliyor? İşte örgütün nasıl çalıştığının ve örgüt üyelerinin sistemi eskide nasılsa
aynı o şekilde devam etmekte. The Economist dergisi günümüzde kapak resimleriyle nasıl şifreler veriyorsa, Salvador Dali de aynı şekilde resimlerine gelecekle ilgili şifreleri yerleştirmiştir. Tek Göz örgütünün hedeflerine ulaşabilmesi için yapması gerektiğini düşündüğü insanların beyinlerini kontrol etmektir. 5G teknolojisi ile mümkün mü olacak yoksa? Bunu mu anlatmaya çalıştı bize? Dünyanın düzeninin alt üst olması ve 5G için yapılan hazırlık. Kadının ellerine dikkat edin. Tek gözün içinde ve kontrolü sağlamış vaziyette. Elimize takılacak çiplerle insan beyinlerine hükmedecekler ve istedikleri gibi algı ve yönlendirme yapabilecekler. Resmin yapılış tarihi 1957. Özellikle seçilmiş ve resmin altına yazılmış bir tarih. 1957, rakamlar toplandığında 22 rakamını buluyoruz. Bu da bize 2022 tarihinde bu olayın gerçekleşeceğini mi söylemek istiyor? Peki neden 5G ismi seçildi? Sıradan bir isim mi 5G? Tabii ki değil. Okültizm ve sembolizmi bu kadar her objede ve her ortamda kullanan bir örgütün 5G'yi seçmesinde tezadüf değildir. Türkçe'de 5. nesil olarak bilinir. Nesil kelimesi İngilizce generation demektir. 5G buradan gelmektedir. Tek Göz örgütünün en meşhur sembollerinden olan 5 köşeli Davut yıldızı, 5 köşesi olan pentagram ve ortasında G harfi olan gönye pergel sembolleridir. Şimdi bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır neden 5G ismi verildiği. Şimdi gelelim resmin arka planında olan bitenlere ve günümüzle olan bağlantısına. Resmin arka planında yanan zürafaları görüyoruz. Bu zürafaları yakan ateşin bulutlardan geldiğini bize resmetmiş Salvador Dali. Bulutlardan aşağı doğru damlayan ateş sonucu zürafaların yandığını anlatmaya çalışmış. Bilindiği gibi 5G 2019'un Eylül-Ekim aylarında ortaya çıktı ve gündeme geldi. Enteresan bir olay, 2019'un Temmuz ayında birçok yerde büyük orman yangınları meydana geldi. Kaliforniya ve Avustralya kıtasında çıkan orman yangınları aylarca söndürülemedi. Adeta Avustralya kıtasında ormanların tamamı kül oldu. Hayvanlar yanarak telef oldu. İşte resimde 5G'nin hayata geçmesiyle birlikte başlayan orman yangınlarının başlayacağını 1957 tarihinden bize haber vermiş sanki. 2019 yılında, aynı yılda hem 5G teknolojisi hayatımıza girdi hem de büyük orman yangınları oldu. İki büyük olay aynı resimde. Bu yangınların lazer uçaklarla körüklendiğini birçok uzman ve araştırmacı ortaya attı. Bazı video ve resimlerde lazer ışınlarının gözükmesi de bu iddiaları güçlendirdi. Bu yangınların bir doğa olayı olduğunu düşünenler olduğu kadar, bu yangınların lazer uçaklarıyla çıkarıldığını düşünenler de fazla sayıda vardır. Açıkçası ben de böyle düşünmekteyim. Aynı farklı iki olaymış gibi gözüken ama iki olayın da gerçekleşmesi aynı zamana denk gelen bir resim. Tesadüf mü sizce? Bence asla tesadüf değil.